Koç neden en değerli sensin biliyor musun? Çünkü senin gibi var ya 12 burç içinde yok. Yok abi. Burçları sen başlatıyorsun. Bak senden başkasıyla başlayamıyoruz. Farkındasın. Evet, sen lidersin <laughs> koç. Sen öncüsün. <laughs> senin için. Sen 11 burcu da peşinde sürükleyensin. Vallahi öylesin. Neden en değerli sensin? Gerçekten koç burcu kendi doğasının dışına çıkacak kadar yoruldu. Onun o enerjik, cesur, hayattan zevk alan, neşe alan doğası Özellikle son bir yıldır biraz olumsuz etkilendi. Satürnün balık burcuna geçmesiyle beraber geçmişle uğraşmak, kayıplar vermek, ruhen daralmak, birçoğunun hayatında sağlık sorunlarıyla uğraşmak, birçoğunun hayatında benzer şeyler oldu. Ee, ama şu anda gerçekten bunu anlaman gerekiyor sevgili koç. İki arada bir derede kaldıysan, bir taraf gel, bir taraf git diyorsa, kendini olduğun yerde, ben buraya ait değilim diye hissediyorsan. Yerine yerleşemiyorsan, rahatça kurulamıyorsan, birinin gönlünde, birinin kalbinde, evinde şöyle yatıp da ya burası da benim alanım diyemiyorsan, artık lütfen hatayı kendine aramayı bırak, oradan gitmenin zamanı gelmiştir. Çünkü önümüzde bir tutulma var, güneş tutulması Koç burcunda. Etkisini çok yaşıyorlar. Bu Nisan ayında hayatında en önemli değişimleri yaşayacak olan burç Koç burcu en başta. Çünkü Nisan'a doğru giderken hayatınızda en büyük değişimleri yaşayacaksınız. Ruhunuz, bakış açınız, hiçbir şeyiniz değişmese bile bedeninizin içinden adeta ruhunuz çekilip çıkarılacak gibi düşünün. Ben değiştim diyeceksiniz. Eskisi gibi olamayacaksınız. Toler edemeyeceksiniz bazı şeyleri. Şimdi Merkür retrosu da e, Koç burcunda. Dolayısıyla e, yanlış hesapların Bağdat'tan döndüğü, hatalarınızla yüzleştiğiniz, insanların sizi zor anladığı bir süreç olabilir. Bu süreci en kolay nasıl geçirebilirsin sevgili Koç? Herkese e, kendini anlatmaya çalışma. Bazı zamanlar ben öyle diyorum retrolarda. Bakın çırpınmayın. Çırpınıyorlar. Çırpınma. Boşanacağım, yapacağım, edeceğim. Yapma, çırpınma. Ruhuna dön, içine dön. Merkür'ün retroya girmesi demek zihnin sessizleşmesi demek. Duyguların daha yüzeye çıkması demek. Dolayısıyla sessizleş ve gözlem yap. Bir şey söyledin anlamadı. Bana benim başıma çok geliyor mesela. Hiç tartışmıyorum. Peki, sen bilirsin diyorum. Uğraşıyor ben tartışayım diye. Lütfen diyorum nasıl inandığın seni ilgilendirir. Benle tartışma. Yani insanlara fikirlerinizi anlatmak, doğru yolu göstermek için bile baktınız ki çok yoruluyorsunuz. Asla anlamaya niyet yok. Onun anlaması zamana kalmıştır diye düşünün. Bu eşiniz olur. Evladı ayrı tutuyorum. Evlat tabii ki insan böyle bırakıp arkasını dönüp gidemez ama eşiniz olur, kardeşiniz olur, iş arkadaşınız olur, kankanız olur. Zorla kendinizi ifade etmeye çalışmazsanız inanın ömrünüz uzuyor. Laf anlamayan birine laf anlatmaktan vazgeçtiğin zaman ömrün uzuyor. Çok doğru. samimi söylüyorum bak. Ömrün uzar. Duruma göre değişir. Yani belki 10 yıl kurtarırsın, belki 5 yıl ama ömrün uzar. Boşuna nefes tüketmeyin. Değerli toplu, planlı olmanız gereken bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Uyumuyorum, yemiyorum, iyi hissetmiyorum demeyin. Lütfen bedensel ihtiyaçlarınızı, mesela uyku ihtiyacınızı, beslenme ihtiyacınızı doğru düzgün giderin. Bir diyete, bir spora başlamanız gerekiyorsa bunu ihmal etmeyin. Sağlık kontrolleriniz varsa bunu ihmal etmeyin. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum ama sebebini de bilmiyorum. Belki de bir terapi almanın zamanı gelmiştir. Bu arada size çok önemli bir şey söyleyeceğim sevgili koçlar. Eğer vücudunuzda bir yerinizde bir ağrı oluyorsa aslında o hayatınızdaki olayların vücudunuzla size alarm verilmesi anlamına geliyor. Mesela kadınlardaki en çok rahim problemlerinin yaşanma sebebi ya da göğüslerinde sorun yaşanma sebebi duygusal, rahim duygusal güvencedir su elementi enerjisi. Duygusal olarak kendini güvende hissetmeyen kadınların rahimleriyle ilgili problemleri çok olur. Çünkü rahim duygusal güvencedir. Allah'ın Rahim ve Koruyucu ismiyle de alakalı bu. Böyle zamanlarda acaba hayatımda kime güvenmiyorum? Neye güvenmiyorum? Ya da kendimi güvende mi hissetmiyorum? Bunu düşünmek lazım. Koçlar bu ara kadınlar, rahim, yumurtalıklar, göğüsler, erkekler de yine benzer bölgelerle, genital bölgelerle ilgili birazcık dikkat etsinler. Acaba duygusal olarak kendinize yerinize yerleşemiyor musunuz diye ben kendinize bir sorun diyorum. Ben kendimi buraya ait hissediyor muyum? Yani hakkınmış gibi evet isteniyorum burada gibi oturuyor muyum bu gönülde, bu evde, bu ailede gibi. Evet bütün eksik parçaları bulma ve tamamlanma zamanı kaçan fırsatlar geri geliyor. Bu çok iyi. Dezavantajın boş sözler ya da ihmal edilmiş işler yorabilir. Değerli toplu planlı ve düzenli ol. Fedakarsın ve arkana baktığında hiç olmuş gibi göze görünmeyen iyiliklerin canını yakıyor. Yani hiç olmuş Yapmışım ama hiç olmuş. ne yakıyor. Oysa şimdi vefasızlar onunla ağlamak değil. Kendi merkezine dönmek zamanın. Kimse için üzülme. Herkes kendine yakışanı yapıyor sevgili koç. Ya Hafiz ya Selam isimlerini sana tavsiye ediyorum. Ve şunu unutma. Diyeceksin ki aşkta ne olacak? Çok kaderin. Kaderin çok devrede. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Duygun, bakış açın, ilişkin her şeyin değişebilir. Medeni durumun her şeyin değişebilir. Çok sürpriz ve çok kadersel. Peki bu değişim pozitif mi negatif mi? Pozitif de diyemem negatif de diyemem. Sen birine çok aşıksın ama bağımlıdır. Sana kötü davranıyordur, vuruyordur, gitmesini istemiyorsundur gider. Ben buna negatif diyemem ha, mesela. Kime göre neye göre Kime diyorsun? göre neye göre. Bence tutulma zamanları her türlü şunu söyleyebilirim yorar. Bir yorar yani. Ya hep bildiğim bir şey var şu an. Bitti mi koçlayın bir şey? Hep bildiğim bir şey var şu hayatta. Vallahi de billahi de giden için üzülme biten için de üzülme. O an üzülüyor. Çünkü Allah sana daha güzel bir alan açıyor. Kesinlikle öyle. Gerçekten bitenin yerine daha güzeli geliyor, daha iyisi geliyor. Yani bu deneyimle şey bir mi? şey ve ne olur gözyaşı dökmeyin. Hayatımdan kim gitse bir çalışan, bir arkadaş, birisi gitti. Bereketim açılır, bolluğum açılır, açılır. Çünkü size göz koyan, olumlu ya da olumsuz. Gözü sizin üstünüzde olan ve sizi yoran insanlar sizin kısmetinizi Aynen. kapatıyor. Bak bunu yaşayın göreceksiniz. Deneyin bunu. Cesaret edin. Hayatınızın daha iyi olduğunu göreceksiniz. Evet. Bu arada sevgili seyircilerimiz program başında söyleyecektim ama söylemeyi unuttum. Biliyorsunuz bana iyi gelen size iyi gelsin diyerek hep böyle iyi ve bildiğim Takipteyiz. inandığım, Gerçekten faydasını gördüğüm her şeyi paylaşıyorum. Yeşim Temel Özcan şahane bir kitap çıkartmış. Birlikte iyileşelim diye. Hep bizim programda konuştuğumuz bir şey var ya. Yedikleriniz aslında sizi hasta ediyor. Şu kitabı okuduğunuz zaman Nerede ne yapmanız gerektiğini, nasıl beslenmeniz gerektiğini, hangi hastalıklardan nasıl kurtarmaya yardımcı olacak bilgiler olduğunu göreceksiniz. Yeşim Temel Özcan'ın bu kitabını herkese tavsiye ediyorum. Birlikte iyileşelim. Ben okumaya başladım. Kendisini çok yakından tanıyorum. Bilgilerini çok iyi biliyorum. Ara ara çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Ondan da çok şey öğrendim. Kendi sağlığımla da ilgili çok şey öğrendim. Çok da destek aldığım çok kıymetli bir beslenme uzmanı. Evet. Beslenme uzmanı da dışındadır. Yani Yeşim Temel Özcan'ın bilgisi inanılmaz. Türkiye'de ilkleri getirip masaya yatırıp konuşan bir uzmandır. Bu kitabı lütfen iyileşmek isteyen herkes evine alsın. Benden size tavsiye. Boğalar Evet size tavsiyelerimiz neler? Bir görelim bakalım. Evet. için için öfkeli ya da fevri hissediyorsan bil ki bu öfke seni doğru bir yola doğru bir ize götürecek. Yani mesela durduk yere. Her şey bu ara canımı çok sıkıyor. Çok sinirleniyorum. Basit şeyler bile beni sinirlendiriyor. Diyorsam hayatında bir değişim dönemine gelmişsin demektir. Bazı şeylerin değişeceğinin işaretini alıyorsun aslında. Ee, hayatında, arkadaş çevrende, sosyal çevrende birkaç alanda birden değişimler yaşandığını göreceksin. Ya da mesela birini görüyorsun. Aslında sana bir zararı olmadığını düşünüyorsun. Onu görünce sinirlerin bozuluyor. Enerjin değişiyor. Onunla aranda bir negatif frekans oluşuyor ama sebebini bilemiyorsun. İşte bütün bunları... Öğreneceğim bir zaman diliminden geçiyorsun. Retro sürecinde ne yapmalı boğalar? Evet az önce söyledin, çok doğru söyledin. Diyetisyen görüşmeleri, psikolog görüşmeleri, beslenme alışkanlıklarını düzenleme, yapmış olduğu beslenme, uyku, sağlıkla ilgili hatalardan dönme zamanı olacak. Diyelim ki siz bir, bir boğa olarak sağlığınızı hiç önemsemiyorsunuz. Bu retroda bazı sağlık sorunları patlak verebilir. Ya da yok ben çok önemsiyorum sağlığımı, belki yeni bir, Sağlıkla alakalı farkındalık yaşayabilirsiniz. Tarzınızda, tavrınızda, beslenmenizde bir şeyleri değiştirme ihtiyacında olabilirsiniz. Bu retroda boğaların başları çok ağrıyabilir. Gözleri, yüzlerindeki ağzalar, evet. baş, alın, burun, burun içi, dişler. Bu bölgelerde problem yaşama ihtimalleri var. Çok enteresan evet. Bak boğayım, günlerdir başım ağrıyor. Evet. Mesela bu konularda destek almak zamanı boğa için. Neden? Çünkü Aa. Koç başı temsil ediyor. Boğanın 12. evine yükselen boğaların özellikle 12. evinde kaldığı için. Ee, böyle akut enfeksiyonlar bahar alerjilerinin aşırı yoğun hissedilmesi. Başta ve gözde ağrılar Mesela belki gözünüzde alerji var farkında değilsiniz. Belki güneş gözlüğü kullanmaya başlamanız gerekiyor. Bir farkındalık yaşayacaksınız gibi görünüyor. Aynı zamanda arkanızdan konuşan şurada burada sizi çekiştiren <laughs> efendim boş boş konuşanlar hepsi ortaya çıkacaktır bu retroda onu da söyleyeyim. Sizden gizlenen bir şeyler varsa bunlar ortaya çıkacaktır ama dikkat edin sizin de gizlediğiniz bir şey varsa ortaya çıkabilir. Sırların çünkü böyle bir ...patavatsızca bir de üstelik... ...ortaya çıktığı bir zaman dilimi olabilir. Uyarmakta Hadi fayda bakalım. var. Yani mesaj yanlış yere gider, bir şey olur. Aman dikkat edin. Özellikle sır olarak gördüğünüz... Mesela eşiniz hiç telefonunuza bakmıyordur. Kardeşinizle aranızda özel bir mesele vardır. Hani hmm. olur ya... ...annenizin bildiği, sizin bildiğiniz... ...ama eşinizin bilmediği bir durumunuz vardır. Söyleyemiyorsunuzdur, aile içi bir sorundur. Çat diye eşiniz onu görebilir mesela. Niye benden sakladın diyebilir. Eğer varsa hani... Bence insan tabii ki eşinden bir şey saklamamalı ama bazen sizin sırrınız olmuyor. Kardeşinizin bir sırrı oluyor, annenizin bir olayı oluyor. Bu şeylerle ilgili de dikkat edin. Hani kime ne mesaj attığınıza, ne söylediğinize dikkat edin diye söyleyeyim. Bu arada kardeşleriyle ilgili bir takım problemler olabilir boğaların Nisan ayı içerisinde. Kardeşlerinin bir takım sorunlarında onların yanında olmaları da gerekebilir. Peki olumlu anlamda bakınca ne olacak? Kesinlikle kaybettikleri önemli eşyaları, önemli bilgileri. Ya ben bunu unutmuştum. İyi ki hatırladım diyecekleri bir dönem olacak. Ya da ben bunu kaybetmiştim çok şükür buldum diyecekleri bir dönem olacak. Bu dönem onların işini yarayacak ve daha çok fikir üretecekler. Kafaları o kadar çok çalışacak ki çok fikir üretecekler. Ben bu fikirleri bir yere mutlaka not etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde o fikirleri üretecekler. Çok yaratıcı olabilecekleri, becerikli olabilecekleri bir dönemden geçiyorlar. Özel ilişkilerde belli başlı bir sıkıntı yok. Sadece Nisan ayının ilk 10 günü, çok fazla tutku, seni seviyorum, kıskançlık kavgalar olabilir. Bunun dışında evlilik ve ilişkilerle ilgili çok şanslı, çok iyi gidiyorsunuz. Yani şu anda hayatınızda ne sorun varsa da asla üzülmeyin. Çünkü Nisan ayı sizi bir şeylere hazırlıyor ve Mayıs ayı size ilişkilerle ilgili, genel hayatınızla ilgili çok güzel bir şansı gebe. Yani onu getiriyor gibi gözüküyor. Konsantre olarak iş hayatını, dolaplarını, evini ve hayatını düzene sokmalısın. İşine yaramayan her şeyden arınma zamanı. Terapi düşünüyorsan en harika dönem. İçindekileri konuşarak ya da yazarak mutlaka dökmen lazım. Yazmak proje öğretmek için çok verimli bir süreçtesin. Kendini bir eğitime adamak, bir şeyleri değiştirmek için sinsi düşmanlara dikkat et. O kadar mı ya? <laughs> Biraz öyle. Ya 12. ev çalıştığında mutlaka bir şey çıkıyor. Ay ben neler uğraşıyorum 12. ev ve Merkür retrosu olduğunda. Ay Allah'ım sinir bir şey. Şimdi boğaların <laughs> mı 12. evinde evet, Merkür retrosu? Evet, evet, evet. Özellikleri göreceğiz yani. Bu en çok kimi etkileyecek? Yükseleni boğa olanları. Ha. Güneş bu alanların, Merkür, merkür güneşlerinin arkasında ama e, bu sembolik bir şey. En çok yükseleni etkiliyor bu söylediklerim. Önce yükselen. Ya şafi, ya kafi, ya muafi bu sefer Sufi zikrini size uygun bulduk. Bunu zikredin. Ya şafi, ya kafi, ya muafi. Allah'ım bana şifa ver. Allah'ım beni ihya et, dirilt. Allah'ım bana sen yetersin. Bana afiyet ve sağlık ver diye niyet edebilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz. Şüphesiz. Çok da güzel bir zikir bu. Hadi bakalım. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, özlediğin ne varsa yaz, sıraya koy ve yapmaya başla. Çünkü evet. senin için şahane bir dönem geldi. Bir şey söyleyeyim mi? İkizler, ben bu sefer bittim, Ya bu ilişki bitti, bu iş bitti artık. Ben burada tıkandım dediği bir noktada her şey lehine dönebilir. Son, Son bulduğu başka. yerde can buluyor Aynen. yani. Aa, ne güzel bir cümle. Son bulduğu yerde neler ya? işte Bak merkür ikizler olunca insan böyle zeki oluyor. <laughs> doğru bu arada asaletli Merkür senin Vargotto ama ee, şimdi şey gerçekten son bulduğu yerde can buluyor ne kadar güzel bir cümle ee, öyle olacak ikizler yani şey, şey, öyle bir söz var o söz banayet değil her şey bir anda son bulur bir bakarsın ki son bulduğu yerde de can bulur muhteşem yine bir slogan atıldı muhteşem <laughs> çok doğru Tam olarak ikizlerin hayatında böyle bir şey olabilir. Son bulduğu yerde can bulabilir. Bir şeyler olumlu anlamda değişmeye başlayabilir. Sosyal çevresinde davetler, organizasyonlar aşırı artabilir. İhmal ettiği, özlediği dostlarıyla görüşmeye başlayabilir. Hmm, Unuttuğu, güzel. kaybettiği arkadaşlarını tekrar bulmaya başlayabilir. Unuttuğu, vazgeçtiği, artık bu olmaz dediği hayalleri tekrar hayata geçmeye başlayabilir. Bu anlamda son derece şanslı. Ama bazı arkadaşları ikizler burcunu bu aralar anlaş, anlamakta, zorluk çekebilir. Arkadaşlarınızın beynine reset atılmış gibi olabilir. Zeki insanlar zor tahmin eder böyle şeyleri. Zor tahammül edebilirsiniz arkadaşlarınıza. Yani ya bunun beynine bir format atılması lazım dediğiniz insanlarla uğraşmak durumunda biraz kalabilirsiniz tabii ki. Ayrıca sosyal çevrenizde çok enteresan, ani, böyle beklenmedik haberler yayılabilir. Arkadaşlarınız hakkında bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. Ya da mesela ben buna ikizlere bir uyarım var. Bu ara kimseye kefil olmayın. Hiçbir bakımdan ne maddi bakımdan ne manevi bak. Yok canım yapmaz. Hayatta yapmaz. Ha çok sıkı dostunuzdur. Ben çok sıkı dostum her türlü savunurum da. Siz de öylesinizdir ama kefil olmayın. O şöyle biridir. O harika biridir. Çünkü sizin övdüğünüz kişi mesela örnek iyi bir evlat, iyi bir arkadaş olabilir ama iyi bir eş olmayabilir. iyi bir partner olmayabilir. İnsanlara kefil olmadan önce iyi düşünün. Yani benim için çok iyi bir insan ama sen bilirsin seninle nasıl enerjisi tutuşacak bilemem deyin. Kimseye kefil olmayın. Sonrasında sıkıntı çıkabilir. Bunu söylemiş olayım. Davetlerin parlayan yüzü olabilirsin. Her davette boy gösterebilirsin. Ortamların şen şakrak ve en çılgın kişisi sen olabilirsin. Enerji bu anlamda son derece yükselebilir. Bu ara sana tavsiyem hobilerine yönel. Kendini tam da olduğun gibi kabul et. Yani evet hatalarınla da yüzleş. Ben böyle bir insanım. Daha iyi olabilirim diye düşün. Kendine kusur bulma ve yaşlanma. Yalnızlık ya da yetersizlik duygularıyla kendini savurma. Yani ya. Böyle kendini durdum artık bittim yoruldum gibi duygulara kaptırdığını hissettiğin anda bunların hepsini bir kenara bırak. Ve nasıl enerjini yükseltiyorsan, hangi hobilerle, hangi çalışmalarla enerjini yükseltiyorsan ona yönel. İkizler Burcu Nisan ayında aşk haberleri, bebek haberleriyle gündemde olacak hep. Çocuğu olabilir. Mesela ünlü ikizlerin baba olma, anne olma haberlerini çok alabiliriz Nisan ayı boyunca. Hmm. Özellikle ikizler Burcu'nun. İşte karısı hamile veya kendisi hamile diye haberler alabiliriz. Bunun dışında aşk hayatlarında bir takım skandallar da duyabiliriz. İkizler burcunun sansasyonel ilişkilerden kaçınması gerekiyor. Ya bu duyulursa ben rezil olurum dediğiniz bir şey varsa bak duyulur, kaçının. Çünkü terazi burcunda güne, e, ay tutulması oldu. Güney ay düğümü orada hiç affetmez. Bu duyulursa rezil olurum, bu ilişki bana yakışmıyor dediğiniz bir Oo. ilişkiniz varsa hemen bitirin bak. Çok samimi söylüyorum. Çünkü ortaya çıkabilir. Sansasyonlara da açıksınız. Çok büyük aşklara da açıksınız. Aşkınızın yeşermesine de açıksınız. Evlat sahibi olmaya da açıksınız. Ünlenmeye ve parlamaya da açıksınız. İnşallah size hep iyi taraflarından bulur. Yani skandallara dikkat. Skandallara <laughs> dikkat. Çünkü sosyal çevrenizde ya sizden kaynaklı ya çok yakınlarınızdan kaynaklı bomba haberler. Ay ay bir şey söyleyeyim. Kim yükselen? Iki, kim ikizler acaba? Ünlülerden Acun Ilıcalı Ha, belki o diyecek ki benim baba oluyorum diyecek belki. Eee kaç tane oldu maşallah ya. Belki Ne güzel sefer. ya. Evlat çok çok arada, evlat çok niye, güzel. bir niye niye şey. işleri rast gidiyor? Bence çok kız çocuğu var. Kız çocuğu berekettir ya. Başka kim var ikizler ünlülerden öyle? Gülşen var. Petek Dinçöz var. İlk aklıma gelenler. bakalım bakalım. Bakalım izleyen takip eden ilk, i̇lk astlere ne oluyor? Evet göreceğiz. O zaman yükselen ikizleri ve güneş ikizleri tek tek Caziben öpüyoruz. çok yüksek caziben. Frekan... Doğru bu arada. Bir daha söyle. Caziben çok yüksek. Frekansları <laughs> çok yüksek. Kendini bu aynanın karşısına geç beni dinle bugün. <laughs> Böyle aç sesi tekrar tekrar dinle YouTube'dan. Ne desin? Cazibem çok yüksek. Parlaklı. Işığım çok parlak. Herkesin gözünü kamaştırıyorum. Ben ışıl ışıl parıldayan bir ışığım. Şeye benzedin. Var diyor hani Avrupa yakın. Ne burhan. Diyorsun? Hayır hayır. Ha. Ne diyorsun hoşik. Ha ne diyorsun sen hoşik. <laughs> bir şey var da şu an söyleyemiyorum. Onun bir dörtlüğü var çok sevdiğim. <laughs> çok tatlısın ya. Eteğinden yüksek olur. Bakışından alçak olur falan yazıyor. Şey yapıyor diye ya, maniler. Var çok bir, bir tatlısın tane sana ya. arada söyleyeceğim. İyverişim çok yüksek. Evet. İçimde benim bir tane Burhan var biliyor musun? Ne var içinde? Burhan, Burhan, Burhan Altın mı? Top kesinlikle var. <laughs> o danteller, o şey, o ev hatırlıyor musun bu Evet. evet. Evin öyle mi? Değil ama var içinde. Ruhundan. Yani yapmıyorum ayıplarlar diye. Ayıplarlar Hadi diye. Hadi geçiyoruzsa ha? her gün dantel kanaviçe bakıyorum acaba eve koysam. Ve çok garip benim, benim içimde bir Burhan Altın Top. Benim altı kimliklerim var. Bir tanesi Hı. Burhan Altın Top. İtiraf öyle. ediyorum. Evet. Yengeççilere geçiyoruz. Öyle cipsi peçeteyle yiyordu ya. Öyleydim ben bir ara. Çok zor açtım bunları. Şu an çok rahatım. Çok alemsin Mine çok... ya. Ve yengeçlere geçiyoruz. Yükselen yengeçler, güneş yengeçler. Hadi bakalım. Vay yengeçe bak. Kariyer. Yengeçte kariyer. Hmm. Şimdi mesela özellikle ev hanımları da dinliyor bana kızıyorlar. Diyorlar ki hep kariyer diyorsun ben evde oturuyorum. Haklılar. O da bir, ama o da onu ama hep söylüyorum. Sorumluluğu... Hepinizi destekliyorum kızlar. Doğru söylüyorsun. Vallahi doğru. Sanki böyle sadece iş çalışanlara yönelik yapıyormuşuz gibi. Şimdi ev hanımı izliyor bizi. İkinci kelime ne? Haklısınız canlarım. İkinci kelime ne? Sorumluluklar. Onuncu ev benim sadece iş kariyerim değil. Hı hı. Toplum beni nasıl anıyor? Ben kimim? Hı. Bu ara Yengeç Burcu bunun derdine düşecek. Kimisi evlenerek medeni hali değişiyor. Kimisinin ayrılarak medeni hali değişiyor. Kimisi toplumda bir misyon edilmek için çaba gösteriyor. Nisan boyunca kariyerinizde biri, bir şey, bir marka olmak için mücadele vereceksiniz. Bir kariyer mücadeleleri var ve Yengeçler bu ara, öğrenci yengeçler özellikle, ya ben acaba hangi mesleği seçsem, hangi mesleği yapsam, işte ben hangi dalda başarılı olurum mu, çok büyük karmaşasına girebilirler. Ona da girmelerine gerek yok, bittikten sonra söyleyeceğim. Kariyer ve meslek seçimi konusunda karmaşa yaşayan herkes ve yengeçler. Ya ben nereye aydım, hangi işi yapsam, kendimi nasıl var etsem. Mesela bu arada ev hanımı da olsanız, ki benim de ablalarım öyle... E, Evde de yapabileceğiniz şeylere odaklanabilirsiniz bu ara. Ya ben evden ne yapabilirim acaba? Yani dışarıdan kariyerimi nasıl yönetebilirim acaba diye. Bu ara yengeçler bir gelecek kaygısına veya gelecek planlamasına girişebilir. Gelecekte kendinizi nasıl görmek istiyorsanız sevgili yengeçler. İşte kaç kilo, kaç nasıl beden ölçülerinde, nasıl bir görünümde, nasıl bir e, maddi konumda, manevi konumda görmek istiyorsanız sürekli bunu düşünün. Korku yerine ben böyle bir noktaya geleceğimi biliyorum ben çok iyi bir noktaya geleceğimi biliyorum deyip bir markalaşma, değişim, statü değişikliği dönemi yaşıyorlar. Evdeki sorumluluklarıyla da ilgili mesela ev hanımıysa eğer ya zaten evle uğraşıyordum bir de annemin hastalığı çıktı veya zaten evle uğraşıyordum bir de şimdi eşimin ailesiyle de ilgilenmem gerekiyor diyecekleri sorumlulukları artabilir. Veya işte ailelerine kendilerini anlatmakta zorlanabilirler. Benim tavsiyem yengeçler tüm Nisan boyunca kayınvalidenize, kayınpederinize, annenize, babanıza, kendinizi anlatamıyorsanız sakinliğinizi koruma, korumaya gayret edin. Çünkü sizi muhtemelen anlamayacaklar. Belki size gereksiz şeyler söyleyecekler. Belki hassas kalbinizi incitecekler. Bir yengece de bir şey söylerken yüz kere düşün asla unutmuyor çünkü. Evet. Unutmaz kalbi çok kırılır. Yani intikamcılıktan bahsetmiyorum ama asla unutamıyor. İstediği kadar sizi affetsin unutamaz yengeç. O intikam değil kalbi yaralanıyor. Yaralanıyor evet unutamaz. O yüzden yengeçlerle konuşurken dikkat edelim. Siz yengeçler de her kuru de pabuç bırakmamak lazım. Her şeyde bir şey söylememek lazım. Biraz kendinizi düşünün. Kendi geleceğinize odaklanın. Çünkü tam öyle bir zamandan geçiyorsunuz. Kariyer hayatınızda çok sürpriz, çok önemli başarılarınız olabilir. Yıllardır size evlenme teklif etmeyen partneriniz evlenme teklif edebilir. Siz gene tekrar 8 Mayıs'ta bir daha ettirin. E, etti diyelim hani retroda. 8 Mayıs'ta bir daha ettirin. Lütfen bunun dışında sizi sevdiğim için söylüyorum. Yoksa hani bu bilgileri ben yakın çevreme daha çok şey yaparım ama 8 Mayıs'ta bir daha eder misin diye rica edin. Ama sevgilinizi sevlenme teklif edebilir. Siz evlilik hazırlıklarına girebilirsiniz. Sorumluluk alma bilincine girebilirsiniz. Biraz daha yaşamınızı planlama ve geleceğinizi düşünme noktasında olacaksınız. Birçoğu tayiniyle, atamasıyla kutlamalar yapabilir. Birçoğu evliliğiyle, parlayışlarıyla kutlamalar yapabilir. Böyle bir düzen oluşturma zamandasınız. Problem olarak da aile büyükleriyle belki anlaşmazlıklar olabilir. Cümlelerimize dikkat edelim. Bayram özellikle çok sert. Zaten onu ayrıca konuşacağız. Niye sert? Çok sert bir kavuşum var bayramda. Hem kazalar açısından hem kavgalar açısından. Aman. <laughs> hem gönül kırgınlıkları açısından. Tekrar tekrar uyaracağım ama çok dikkat edilmesi lazım. Acele giden ecele gider. Trafik kazaları konusunda Ay, özellikle. Bebe. Ay ailemin yanına gideceğim. Ya bir saat geç git. Beş bebe. saat geç git. Hiçbir şey olmaz. Sağlığın yerinde olsun, sağ salim git. Sakın bu bayram trafik kazaları konusunda çok dikkat ediyorsunuz. Özellikle uyarıyorum bakın. Şimdiden uyarmış olayım. Evet ya Mukaddim ya Melik tavsiyemle sana bu zikirleri zikrettikten sonra iş hayatına ve sorumluluklarına odaklan. Düzenini oluşturmak için planlı ilerle. Önce iş hayatında ve aile hayatında şöyle bir düzen oluştur. Hı hı. Annenle aran düzelt, babanla aranı düzelt, eşinle aranı düzelt. Sonra kariyerine odaklan. Bu ikisi sende aynı ilerliyor. Sen evinde mutsuzsan işinde de mutlu olamıyorsun. Çünkü duygusal bir yapısı var. Nisan sonu ise aşk ve evlilikle ilgili çok güzel başarıların olabilir ama Nisan'ın başında birazcık hayatını düzenlemeye odaklan ya Mukaddim ya Melik. Efendim astrolojinin en çılgın yaptığı tespitlerle gündemi belirleyen astroloğu Mine Ölmez diyor ki retro geliyor retro herkes önlemlerini alsın retroda ilişkiler bitirilmesin. Geri gelenlere de kapılar açılmasın. Yani kapının ucunda biraz kındırabilirsiniz. Çünkü retro ile gelen <laughs> metro ile <laughs> gider. gider. Neydi şarkımız? Bütün retroda geri gelenler için bakın bunu söylüyoruz. Söyle. Retroda diyelim ki geldi. Utanır da geri dönemezsin sanmıştım. Hayret ne, ne yüzle, yüzle çıktın, çıktın karşıma. karşıma. <laughs> şarkısı çok güzel. Selam olsun. Selamlar. Retro'da hiçbir dönemi kabul etmiyoruz. Evet. En çok sorulan soru bu olmuş biliyor musunuz? arkadaşlar kabul et etmeyin de demeyin de yani et ediyormuş gibi yapın biraz bakın yani. Hani çok seviyorum aşığı ben bak hayır geldi. Ne ediyormuş gibi yapıp nasıl biraz bakalım. Yani hemen tabii aşık sıçma aşkından ölüyorsa bekliyorsa şimdi retroda gelince ben ne diyeyim şimdi bir ona. De o da güzel oluyor ya. Ciğeri Aşk... kavrulur yazık. Kavrulur. O yüzden ben kıyamıyorum. <laughs> Ama bence yani bak bir şey söyleyeceğim ben eşimle evleneceğimi nasıl anladım biliyor musun? Nasıl? Tanışma günümüzde hiçbir retro etkisi yoktu. Çok güzel bir gündü. Hayret ettim. Jüpiter evlilik evime girmişti. Bak çok enteresan. O gün bir de. Sonra hiç görüşmedik, görüşmedik, görüşmedik. Dedim ki ben bununla bir daha görüştüğümde retroya denk gelirse, buna dedim hayır gelmez. Retro bitti, en kötü açılar geçti, öyle görüşmeye başladık. Dedim ki bu kesinlikle benim hayatımda önemli birisi olacak dedim. Bakın bazı insanlar retroda tanışıyor, retroda evleniyor filan olabilir. O onun kader planı. Ben şimdi hepinize de karışamam ki. E retroda evlendi çok mutlu. Bilemezsin. Onların öyle bir kaderi var. Evet. Ama sen bile bile madem ben hayatımı yöneteyim, hayatımın hükümünü ele geçireyim, Haritanın üzerine çıkayım kavramını yaşamak istiyorsan dikkat alacaksın. Retro'da gelen insanları her zaman bilirim ki bu insan benim hayatımda geçici olacak. Benim evliliklerim retro'da geldi demek. Ben bir bir tane özür dilerim çok salakmışım yani. Çok bu kadar sarsolak. astrolog var etrafında sorsana mesela. O zaman işte ama kaderin Değil mi? bazen ağzın dilin bağlanıyor. Mesela bana geliyor diyor ki bana nikah tarihi verir misiniz diyor. 20 tane tarih veriyorum. Benim verdiğim tarihte evlenemiyor. Gidiyor en kötü tarihte evleniyor. Aa. Ya diyor o gün olmadı diyor bilmem ne ediyorum. Sen niye benden 20 tarih aldın o zaman? Neyse. Şunu demek istiyorum. Lazım. Her şey kaderine teslim. Ama ben kaderimin hani kurbanı değil de biraz içinde de rol edeyim. Hani şimdi Yüce Allah bir yönetmen gibi her şeyi yönetiyor. E sen de oyuncusan eğer zeki bir oyuncu nasıl bazen replik koyar, doğaçlama Tabii. bir şey yapar, herkes alkışlar. Zeki oyuncu kendi kaderiyle oyuna katılır. Hayatım ne diyor? Kader gayreti sever. Evet. Gayret edeceksin, bakacaksın. Aynen öyle. Onun için bak ben size Benim gibi şey, gayretsiz olmayacaksın. Şöyle bir şey söyleyeyim. En azından çok aşığım, ölüyorum aşkından. Retro da geldi ben nasıl ona gelmediğim diyenler için söylüyorum. Çok seviyorsan o sende bitmemişse, tükenmemişse zaten tillahı gelse sen onu bitirmemişsin Mineciğim, daha. Mineciğim valla ekran başına aslanlara da geldi şu anda. Ha. Sinir bastı onlara. Biliyorum ama... Artık çünkü onu bizi bekliyorlar. Biliyorum ama bu da çok önemli bir konu. Senin de bu konuda yorumunu isterim söylemeni. Hani bazen de bazı ilişkileri tüketmek gerekiyor. Ona da bir şey diyemem yani. Tüketmesi gerekiyor o duyguyu. Ama gelen geliyor, yaşıyorsun. Giden gidiyor, bitiyor. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hiçbir şeyin üzerinde, işin, eşin bu kadar tepinmemek lazım. Yükseleni yan ya. Dünyaya bir kere geliyoruz. O da bugün. Vallahi hiç kimsenin üzerine tepinemeyeceğim. Aslanlara geçiyorum. Canlarım, evet. ciğerlerim. Ay ay aslana bak. Aa 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 aa. Evet, çok güzel haberler var size. Evet. Bir kere yepyeni bir yol açılabilir önünde. Süper. Yeni bir İş, yeni bir ülke, yeni bir şehir, Oo. yeni bir tayin, atama, e, başarılar, yükseliş, eğitim başarısı, akademik başarılar bunların hepsi aslanları bekliyor olabilir. Yeni yollar deneme adeta konuşmayı yeni baştan öğrenme zamanı aslanlar için. Yani bir şeyi söylemenin 40 türlü yolu vardır derler ya. Aslanlar konuşma sanatını öğrenecekler bu retroda. E, ve bu konuda uyarmak istiyorum. Mesela bir, sözünüzün... Size çok iyi geri dönüşü de olabilir, çok kötü geri dönüşü de olabilir. Bazen de unuttuğumuz bir şey de bizi zor durumda bırakabilir. Mesela bir şey yazarsın, sözün söyleyenini unutursun, başın ağrır. Bir şey söylersin, hani her karşımızdaki insan da nazik olmayabilir. Özellikle retroda şimdi. Konuşmalarımıza dikkat etmeye başlayalım. Düşüncelerimizi kontrol altına almaya başlayalım. Sinirli, agresif, patavatsızca konuşmalar yapmamaya çalışalım. Pasaport, vize işlemleri çok seyahat edebileceğiniz bir dönem çünkü bavullarınıza, valizlerinize, eşya, evrak kayıplarınıza bunlara karşı dikkatli ve tedbirli olun. Öğrenciyseniz hocalarınızla aranızın bozulmasına vesile olacak hatalar yapmamaya çalışın. Sınavlarda kaydırmalar, belki hani sınavı olanlar olacaktır Nisan ayı içerisinde. Sınavlarda kaydırmalar, işte sınavlarda hatalı bildiğiniz soruyu yapmama. Böyle hatalar yapabilirsiniz öğrenci olanlarınız özellikle. Biraz daha dikkatli olsun. Ama bu retro sürecinde ve bugün itibariyle bu etki çok yoğunlaşıyor öğrendikleriniz size çok öğretici olabilir. Lütfen geri dönüşü olmayan hatalar yapmayın, geri dönüşü olmayan yollara girmeyin. Merkür'ün Koç burcundaki seyri, güneş tutulmasının burada olması, sizin tavrınızda, tarzınızda, sevme biçiminizde, ilişki kurma biçiminizde, iletişim kurma biçiminizde, biçiminizde çok hızlı değişiklikler olmasını sağlayacak. Duyduğunuz bir söz, aldığınız bir eğitim bile sizi bambaşka bir insan haline dönüştürebilir. Gerçekten de rüyalarınız çok rehber olabilir. Bu arada normalden daha çok rüya görmeye başlayabilirsiniz. Daha çok sezgileriniz hareketlenmeye başlayabilir. Rüyalarınızı da bana yazmayın lütfen. Bunun için çok güzel uygulamalar var. Ee, bahsediyorum da ben. Rüyanızı bana yazmayın. Ben rüya yormuyorum. Ben <laughs> kendi rüyamı yorarım bir tek. Dolayısıyla lütfen güzel uygulamalardan faydalanın. Rüyalarınız aşırı artabilir. Hisleriniz aşırı yükselebilir. E, bu anlamda da lütfen e, kendinize o iç sesinize kulak verin çünkü e, ruhunuzun sizinle konuşacağı bir süreç. Hmm. Yapma, gitme, güdülerinize güvenin. Bu sözü söyleme. İçinizdeki ses sus tut kendini söyleme diyorsa dikkate almanızda yarar var. İlişkilerinizle ilgili gerçekten güzel bir süreçtesiniz. Gelen de hayrınıza, giden de hayrınıza. Olaylar sizin hayrınıza gelişiyor özel hayatınızla ilgili. Özellikle Nisan'da sabırlı olan aslanlar. Nisan sonuyla beraber hem kariyerde hem yuva kurmak için aile olmak için çok güzel adımlar atabilirler. Ben size ya Latif esmasını tavsiye ediyorum. Eşinizle o gerilimle korkunç, kavgalı günlerde geride kalıyor. Eğer evliyseniz veya eşinizin zorluk yaşadığı günler geride kalıyor, ee, daha bir güçleniyorsunuz iki taraflı da. Başaklar ve yükselen ay, pa, esmasını da verelim. Hı hı. esma. Bir tane mi esma var. Evet, bir tane. Tamam. Peki. Herkese kendi durumuna uygun. Başaklara, Başaklara geçelim, geçelim. Yükselen başaklar, başaklar, yükselen başaklar. Evet. Güneş başaklar. Gelir gider dengeni incele diyorsun. Başak da evet. inceler zaten. Ama bu arada, yok. Yani işte duruma göre değişir. Benim güneşi Aras. başak hiç incelemem ben hayatımda. Ne yapacağım başaklar, Nereye, başak, nereye param kaybolsa haberim olmaz. Her başak aynı değil maalesef. Benim ilgi alanım daha farklı şeyler. Bilgiye mesela ben öyle açım aşığım hep. Bilgiyi hiç kaçırmam hemen yazarım. Başaklar bu ara paranıza dikkat edin. Eğer savurgan müsrif bir başaksanız, paranızın hesabını yapmıyorsanız, nereye gittiğini bilmiyorsanız, borcunuz varsa ödemiyorsanız, verginiz varsa ödemiyorsanız bu konularla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. En basiti bak ben kartımı kaybettim mesela. Parayla ilgili bir şey değil mi? Hesap kartımı kaybettim. Hesap kartınıza, cüzdanınıza, banka hesaplarınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç. Vergi ödemeyen veya vergi cezası olan borç ödemeyen ee, ne bileyim bir şekilde masraflarını ödemeyen başaklar için zor bir süreç olabilir. Oturun, neyiniz var? Mesela borcunuz varsa da yapılandırın. Ya da işte ödeyemiyorsanız da bir çaresine bakın. Çünkü bu aralar masraflarınızla ilgili ve para durumunuzla ilgili dengeleri toparlamanız gerekecek. Nisan size en çok para dengesiyle ilgili konular getirecek. Yeni gelir kapıları, var olan iş kapılarını düzenlemek, paranızda, pulunuzda dikkatli atılımlar yapmak konusunda en çok sizin Nisan ayı geliştirecek gibi gözüküyor. E, dezavantajınız daha çok maddi sıkıntılar olabilir. İnşallah olmaz. Ya da ne bileyim normalden çok daha fazla harcama yapabilirsiniz. Yani normal harcadığınızın çok üstüne çıkabilirsiniz. Para kayıplarına da ekstra dikkat etmeniz lazım kaçaklara. Hak edip alamadığınız bir paranız varsa tersine avantajınız da bu. Mesela nafaka bekliyorsunuz bağlanmıyor. Miras istiyorsunuz gelmiyor. Hep hakkınız olan bir şey var ama bir türlü alamıyorsunuz. Tersine bunların da size çok hızlı bir şekilde gelebileceği bir süreçtesiniz. Başak burçları. Sizlerin bu süreçte ufak bir operasyonunuz veya bir tedavi süreciniz olabilir. 8 ev. Size bazı konularda iyileşme, yenilenme, değişim fırsatı sunuyor. Mesela ufak tefek estetik dokunuşlar düşünüyorsunuzdur. Doktorunuza güveniyorsanız ve bilinçli bir kişiyseniz korkmaya mahal yok. Retroda estetik yaptırabilir miyim? Doktorum harika her şey yolunda, kendinden emin, e ben ne yaptıracağıma eminim, kendimden eminim, yaptırabilirsin. Ama böyle hiç aklında yoktu, birden burnumu mu yaptırsam, işte bir değişiklik mi yapsam derseniz belki sonradan pişmanlık getirebilir. Bilinçli olanları ayırıyorum bu süreçte bir kenara. E, bunun dışında ödeme borç vergi alacak, bunlara çok dikkat ediyorsunuz. Özel hayatınızda da şöyle bir ilişkilerinizi masaya yatırmanız gerekecek. Nereye gidiyoruz, nasıl gidiyoruz? Kim işte alma verme dengesini bozuyor, ben mi çok emek ver, veriyorum, o mu çok veriyor, ne kadar ilgili bir eşim, partnerim, sevgiliyim ne de, ya da neden yalnızım, niye benim bir ilişkim olmuyor? Bunları böyle var ya oturup bir masaya yatırmanız gerekiyor sevgili başaklar. başaklar. İlişkilerle ilgili şu anda iyi ama önümüzdeki bir hafta birkaç, iki hafta kadar sonra tam tarih söyleyeyim. Biraz zorlanabilirsiniz onu söyleyeyim dikkat. Peki. Ee, esma'ları da şu ya anda Fettah, ya ekranda, yafetta ya, ya rezak. Çünkü para evet. lazım. Peki herkes için mesela para lazım olan herkes ya Fettah ya rezak çekebilir evet. mi? Evet, evet tabii ki her zaman. Öyle mi? yafetta ya, ya rezak ya Muni özellikle dilediğine veren zengineden. Bu isimleri mesela zor durumda kaldığınızda zikredebilirsiniz, dükkanınızı açarken zikredebilirsiniz. Çok faydasını da görürsünüz. Ya Hayatınıza Fettah. o enerjiyi çekiyor. İlaç gibi düşünün yani enerjisini sizin hayatınıza çekiyor. O yönüyle Allah'a sesleniyorsunuz. Zaten kime hangi yönünden kapısını çalarsan o yönüyle karşılaşırsın. Melek gibi bir insana kötü söz söylersen o da sana kötü davranır. Allah'a hangi yönüyle size gelmesini istiyorsanız Doğru. o yönüyle seslenin. Vur açılsın, iste al. Aha. Herazi orada mısın? Aa Evet onun da özel ilişkilerinde görmediği detayları görme vakti. Sadece özel ilişkilerinde değil. ayna? aynaya, bak. Tam öyle diyemeyiz. Bazılarında oldu bu arada. Yazanlar oldu doldu. Deli gibi hafta sonu. Hafta başı. Diyem doldu doldu yakınlarımdan teraziler. Bazılarının hayatlarında çok önemli farkındalıklar oldu. Ma maalesef aldatılanlar oldu. Görenler yakalayanlar oldu. Evet çok enteresan bir şekilde. Hem de hem tutulma günü. Tutulma gününden bir gün önce. Dün ne yani diyorsun? terazilerde bu bazı şeyleri fark edenler oldu tutulmayla beraber. Tabii ki bu etki hemen değil bütün Nisan ayı boyunca sizi takip ediyor. Bazıları da evlenecekler onun hazırlığını yapıyorlar İşte nasıl olur nasıl eder onu düşünüyorlar. Çünkü niye? Hayatlarında hem kendileriyle ilgili hem ilişkileriyle ilgili kadersel bir değişim sürecinden geçiyorlar mevcut durumlarını bir testten geçiriyor. Yani bugüne kadar evliydiniz. Acaba bundan sonra evli kalacak mısınız? Mutlu musunuz gerçekten yoksa birbirinize yalan mı söylüyorsunuz? Bir yüzleşin bakalım diyor hayat. Gerçekten hayatınızdan gitmesi gereken. Bakın gerekenin altını çiziyorum kırmızı kalemle. Gerekenin gittiği bir süreç olur. O insan senin hayrına geleceğinde olmaması gereken birisi ise Allah onu senin hayatından çıkartır. Ama evlenmen gerekiyorsa artık vakit geldiyse Biriyle bir sınav vereceksen, o sana sen ona öğreteceksen insan insanla öğrenir ya. Hayatına o insanın gelme zamanı oluyor. Tutulmaların tutulmalarda kesin şöyledir diyemememizin sebebi bu. Herkes mevcut durumuna ve kader yoluna göre etkileniyor. Ama biz şunu biliyoruz. Siz ilişkilerinizle ilgili çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Artık sizin bahtınıza ne düştüyse. Yükselen mi daha çok etkileniyor güneş mi? Bundan ikisi de etkileniyor. Hatta ay burcu terazi olanlar da bu ay tutulmasından çok etkilendiler. Oo. Hayatlarında bir yeni dönem başladı. Çünkü ay dönüşlerini tutulma etkisiyle aldılar. Bu tutulma sürecinde terazi etkili haritalar çok etkilenecekler tabii ki. Dış görünüşün, sesin, tavrın, duruşun, bakışın, ben daha farklı olmalıyım dediğin her konuda çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsin. Özel hayatınla ilgili de çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsin. Bir tavsiyem şu olur. Harika bir ilişkin var. Çok mutluyuz. Çok iyi bir evliliğimiz var. 25 yıllık evliyiz. 20 yıllık evliyiz. 5 yıldır sevgiliyiz. Çok mutluyuz diyenler retronun azizliğine uğramamak adına her tartışmayı büyütmemeye, her konuşmanın üstünde çok durup da kırıcı ve yıkıcı olmamaya dikkat etsinler. En çok bu olur ama bu ara ne olacak? Eşleriyle ya da sevgilileriyle alakalı hızlı haberler alacaklar, hızlı gelişmeler yaşayacaklar gerçekleri öğrenecekler. Belki çok kavga edecekler. İşte bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yani ya da içinizde tuttuğunuz şeyleri söyleyecekseniz de kibarca söylerseniz zamanıdır. Kavga etmeyin demiyorum da. Kibarca söyleyin, içinizi dökün. Çünkü dökecekler zaten yani. Ben de Döksünler. Esenler. Döksünler. Dökün, içinizi dökün. Şu iki hafta içinizi dökün, sonra susun. İki hafta dökün içinizi. Dikkatli ve e, önemli bir şey bu sizin için. Dikkatli olmak. Ha, bu arada dış görünüşlerle ilgili değişiklikler yapabilirler. Saç, baş, tavır, tarz. Bu bir artık güdülenme. E, retro var. E, bilinçliyse dediğim gibi. Hı. Bilinçliyse, Problem planlıysa. Çıkmaz. Yapan kişiye güveniyorsa korkmasın. Bu çünkü denenmiş bir şey. Çok güveniyorum ben yapana korkma. Ya Rahman, ya Rahim. Çünkü bu ara en çok duygusal kararlar, duygusal konulardan desteklenmen gerekiyor. Kendini güvende hissetmiyorsan. Ben çok seviyor beni sanmıştım. Dedi bana bir terazi arkadaşım. Aslında ona çok aşık değildim ama çok güveniyordum dedi. Hı hı. O, o yaralamış mesela. Güven çok önemli, aşktan Tabii. daha üstündür bence. Çok. E, dolayısıyla böyle şeyler olabilir. Hepsi için geçerli değil ama dikkatli olmakta yarar var. Esmaları. Ya Rahman ya Rahim. Evet. Dikkat dikkat sevgili Akrep. Nihayet nihayet gözün aydın gizli açık seni yoran ne varsa içinde hissettiğin sıkıntı. Artık arkanda kalıyormuş. Allah'ım akrepler adına şükürler olsun öyle. ya Rabbim. Yani evet. çok zorlandılar onlar da. Evet akreplerde ne görüyorum son birkaç gündür yükselen akreplerde bilmedikleri şeyler açığa çıkıyor. Hı. Bazı sırları öğreniyorlar, bazı dedikoduları öğreniyorlar. Sağlık sorunları olanlar oldu. Yani şöyle bir arınma yaşadılar. Şu anda da önleri çok açıldı bu arınma sebebiyle. Çok şükür. Eğer kafanızı bir şeye taktınız, ona saplantı yaptınız da vay halinize. Yani gitti deyip hala ağlıyorsan, aldattı beni deyip hala ona takılıyorsan vay haline. O senin problemin. Ama eğer ben yok, geçmişi geçmişte bırakıyorum diyorsan önün çok açık. Önünde başka aşklar, başka sevgiler, başka işler, başka ihtimaller var. Sen önündeki başka ihtimallere odaklan. Şu önümüzdeki 15 gün akreplerin birazcık sağlık gelgitleri olabilir. İşte işte doktora çok gidebilir ya da bir işte diyete başlayabilir, spora başlayabilir, beslenmesini düzenleyebilir. Bunlar var. Ama geçmişi geçmişte bırakan akrepler için harika bir süreç e, zamanı. Her şeyi teşhis ve tedavi ediyorsun. Sadece sağlık değil. İlişkilerinde de bu şekilde. İş yoğunluğun ve para beklentin artıyor. Özel yaşamın olumlu ilerliyor. Ancak bu aralar önceliği kendine vermen gerekiyor. Hı hı. Yani aşk hayatın gayet iyi gidebilir. İşte iş hayatın gayet iyi gidebilir. Çok iş bolluğu alabilirsin retro boyunca. Mesela hiç iş gelmiyorsa birdenbire iş yoğunluğun artabilir. Özellikle tamir işlerinde uğraşan. Bakım onarım işlerinde uğraşan akrepler çok güzel paralar kazanabilirler bu retro sürecinde. Ev hanımı olanlar evi şöyle bir tadilattan bir düzenden geçirebilirler bu süreçte. Ama e, en çok ne yapması gerekiyor biliyor musun? Önceliği kendine vermesi gerekiyor. Bu senin nisan senin resetlenme zamanın. Şöyle bir durup bedeninde, ruhunda, hayatında neyi değiştirmen gerekiyor? Neyden arınman gerekiyor? Bunları düşünmen gerekiyor. Geçmişe takıldım kaldım yardım al. Bak akrebinin en büyük hatası ve en bezdiren. Mesela ben akreplerin bu yönünden beziyorum. Bir şeye saplanıyor orada kalıyor. Hayır ben unutmak istemiyorum ki diyor. Ben vazgeçmek istemiyorum ki diyor. Ama sana hayrına hizmet etmiyor bu konu artık. Yani değiştirmen lazım. İşte bu noktada ikizler burcu ve yay burcu gibi olmalı akrepler. Lütfen terapi alın ve saplantı duyduğunuz şeylerden kendinizi arındırın. Eğer geçmişi geçmişte bırakabilirseniz önünüz var ya mük. Tabii, Mük. <laughs> Mük. çünkü niye Jüpiter Ven Venüs kavuşumu Mayıs'tan Nisan sonuyla beraber Retro'da bittikten sonra aşk döneminiz mutluluk döneminiz ben aşk aramıyorum ortak arıyorum harika bir ortak harika bir iş anlaşması kendinize öyle bir beğeneceksiniz öyle bir özgüveniniz artacak ki birazcık kendinizi düşünün. Lütfen. Hem geçmişin zorluklarına takılmayın hem de geçmişin güzelliklerine de takılmayın. Çünkü bazı insanlar var ya geçmişte ben şöyleydim. Geçmişte bu, bu, bu kazancı olmuştu. Şu an başka olmuştu. bir sensin. Evet. Dönemezsin. Geçmişin Dönemezsin, rüzgarıyla... sanmıştım. Hayret. <laughs> ne Geliyor ne arada patlıyor. Karşıma. Geçmişin rüzgarıyla bugünün çamaşırlarını kurutma diyorsun akreplere. öyle. Önleri o kadar açık ki. Öz güvenleri, yani parlayışları bak, o kadar fazla ki yani hiç gerek yok. Bak geçmişi düşünmüyorsun artık. Bir kendine evet. ayırıyorsun zamanını. Önce sen sağlık sorunun varsa, bir problemin varsa, ruhsal problemin varsa hemen kendini tedaviye alıyorsun. Gördüğüm uçak. her akrebi uyaracağım. Bugün sokağa çıktığımda akrep Canım. misin uyaracağım. Geçmişin rüzgarıyla bugünün çamaşırını kurutmuyorsun akrep. Esana. Çalışkansın, üretken olmaya devam ediyorsun. Esmasını alalım. Ya selam ve çalışkan olun, üretken olun, çok faydasını göreceksiniz. Gönül işleri nasıl akreplerin ona da benim gayet iyi. Şu anda ama dediğim gibi hani bir arınma sürecindeyse, ayrıldıysa falan hiç üzülmesin. Ee, Nisan onun kendine ayırması gereken bir hı ay. Hı. Bak böyle bir şey var biliyor musun? Her burcun bir zamanı var. Mayıs ise yani as hatta Nisan'ın sonu 26'sından sonra yavaş yavaş Reto'da üzere Mayıs onun müthiş bir zamanı. Mayıs senin ayın. Çiçekler açıyor. Ha. Bahar geldi gözüne aydın. Aynen. Yaylar ve yükselen yaylar. Sıra sizde. Evet, sevgi dolu paylaşımlar. Bak, bol bol gezmek. Bak, keyifli aktiviteler yapmak. Yaşasın. Harika. Daha ne Böyle olsun? Böyle bir zamandan geçiyorsun. Bir kere aşkta coşacağın bir zamandan geçiyorsun. Coş. Mesela hep sevgilinle tatile gitmek isterdin. Eşinle tatile gitmek isterdin. Çocukları ha. alayım şuraya gideyim derdin. İşte bu retroda sürekli bir yerlere gidebilirsiniz. Çocuklarla tatil yapılabilir. Yakışır eşle size. tatil yapılabilir, oh. sevgiliyle tatil yapılabilir. Her hafta sonu bir yere kaçayım diyebilirsiniz. Ama yayları özel olarak bir konuda uyarmak istiyorum. Bu hafta sonu, perşembe ve cuma günü ay yay burcunda olacak ve açılar çok sert ilerliyor. Özellikle hemen şimdiden uyarayım, cumartesi, pazar kavgadan, tartışmadan, negatif insanlardan kendinizi koruyun. Özellikle aile içinde bazı sıkıntılar olabilir, ev içinde, evle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Onun dışında çok iyi gidiyorlar. Bu hafta sonuna biraz dikkat etmelerini ben tavsiye edeceğim. Çok benim önem verdiğiniz kişilerle böyle bir tatsız diyaloglar olmasın diye söylemek istiyorum size. Şimdiden önleminizi alın. Aa, bugün benim gergin olmamam lazım. Hele cumartesi sabahına uyandınız ya. Bebek gibi uyanıyorsunuz. Duanızı ediyorsunuz. Sinirinizi bozan insanlardan kesinlikle görüşmüyorsunuz. Sizin sinirinizi bozacağını bildiğiniz kişilerin telefonunu açmıyorsunuz. Gerilebilirler çünkü. Özellikle öğlene doğru. Cumartesi öğlene doğru. Hmm. Bunu uyarmış olayım. Genele bakarsak, önümüzdeki uzun sürece bakarsak. Tatiller, keyifli aktiviteler. Mesela unuttuğu bir hobisine tekrar başlayabilir unuttuğu bir işi varsa hep çok sevdiği rahatladığı bir şey varsa buna tekrar dönebilir sanatla çok uğraşabilir sporla uğraşabilir daha çok spor yapabilir daha çok gezi yapabilir hareketleneceksiniz çocuklar gibi olacaksınız bu dönem çocukluğunuzu hatırlamak çocuklar gibi şen olmak enerjinizi yüksek tutmak size ayrıca iyi gelir ayrıca çocuğu olan yaylar onlarla ilgili problemleri çözmeleri gerekebilir işte laf dinlemiyor söz dinlemiyor disipline olmuyor Bunlarla biraz uğraşmaları gerekebilir. Bazıları da hamilelik, bebek haberleri alabilirler bu dönem sizin çocuklarla ilgili de önemli gelişmeler yaşayacağınıza işaret ediyor sevgili yaylar. Aşktan yana şanslısınız evet ama bir takım söylenmemesi gereken düşünülmemiş sözler sebebiyle tartışmalar olmaması için de dikkatli olun. Yani birden ağzınızdan bir şey çıkar keşke demeseydim dersiniz partnerinizi ve çocuğunuzu özellikle kırmamaya çalışın. Ha onlar sizi kırabilirler bu arada siz dikkat ederken. Bunun da üstüne çok durmayın. Retroda herkes herkesi kırabiliyor. İstemeden ağzından bir şeyler çıkabiliyor. Ya da belki gerçek yüzlerini mi gösteriyorlar acaba? Bir de öyle bir şey var tabii. Tuttu tuttu retroda mı patladı? Bir de öyle de bir şey var. Hani aman canım retrodayız kusura bakma diyoruz ya. Belki de içinde sakladığını söylüyor yani. O da bir ayrı bir düşünmesi gereken bir konu. Şimdi ben ortalığı karıştırmış gibi olmayayım ama. Hiç ya karıştırmadım. <laughs> evet. Kendine ve sevdiğin aktivitelere zaman ayır. Başarılı olmak için çok şanslı bir dönem. Üretken ol, harekete geç. Özellikle hobi hobi mesleği yapanlar. İşte nakış, dikiş, örgü, boya. İşte ne bileyim e, hobisel meslekler, sanat, spor bu tip sektörde olan dans edenler için muazzam başarılı bir süreç. Yani çok para kazanacağınız... Dans diyoruz hep işte. He, biz evet ediyoruz hep ama... Program başından beri diyoruz bak. Parasıyla hani böyle dans gösterileri, işte müziksel, müzikaller, sahne alanlar için muazzam iyi bir dönem. Çok ya. iş gelir. Çok iş, kısa kısa çok iş gelir. Benim tavsiyem kısa gelen işleri kabul etmeleri. Kısa kısa vadeli işleri. Yaylar özellikle. Evet, evet çok güzel iş gelir. Ya Gafur... Ya Rahim Efendim devam ediyoruz kimle devam ediyoruz Mine ölmez de devam ediyoruz retro ile ilgili çok önemli bilgiler verecek hiç merak etmeyin Laf bitmiyor. yazan yazana bana yazan yazana ne yapacağız retro'da en çok hangi burçlar etkileniyor Ay, bir retro özel yayını yapalım, yapalım. bak şimdi burada söylüyorum Nur'la bir retro özel yayını yapmalıyız yapacağız. çünkü her şeyi söyleyemiyoruz bu kanala üye oldunuz mu üye <laughs> Nur viralle hayatta her şey var güzel videolar çekiyoruz lütfen büyük bir emek tıkla. var iyi olun her videomuz size ulaşsın. O, laklar. Evet. Gelsin bakalım oğlan Oğlak tanıdıklarını düşün bakalım şimdi. Düşünüyorum. Aile içinde ve evde koşturmak, düzeni sağlamak için sorumlu davranmak zamanı, Hı. çok koşturmacası olabilir. Evle, aileyle, anneyle, babayla çok koşturmacası olabilir. Çok tartışması olabilir. Uzun zamandır tuttu dilinde böyle hani artık yapışmış ama atamadığı ne varsa Hepsini atabilir. Bir anda oğlaklar bilmedikleri şeyleri öğrenebilirler. Başkalarına söylemedikleri şeyleri söylemeye başlayabilirler. Hmm. İçlerinde tuttukları şeyleri konuşacakları bir süreç olacak ama şöyle dikkat etmeleri lazım. Mars 3. evlerinde gerçekten böyle zamanlarda konuşmanız gerekiyordur, içinizi dökmeniz gerekiyordur. Konuşun ama sonradan dönüşü olmayan yollara girmeyin. Özellikle kardeşleriniz ve akrabalarınızla uyum sorunları yaşayabilirsiniz. Tartışmalarınız olabilir. Kardeşlerinizle ve akrabalarınızla ilişkileriniz düzenlemek anlamında zorlanabileceğiniz bir süreç olabilir. Bir de araba bakımı, arabayla ilgili sorunlar, trafikle alakalı cezalar bunlara çok dikkat edin bu süreçte. Aklınız çok hızlı çalışacak, çok enteresan çalışacak. Sizin de sezgilerinizin çok yükseldiği, çok güçlendiği, rüyalarınızın çok rehber olduğu. Aklınızın biraz karışık ama iyi çalıştığı bir dönemdesiniz. Eğer bir şeyleri bir kenara not ederseniz siz de bu konuda iyi yapmış olursunuz. Ne zamandır almak istediği bir ev tam da retroda karşısına çıkabilir. Böyle olduğunda ne yapmalıyım? Şartlar uygunsa gerçekten e, benim için bir riski bir eksisi bilmediğim bir detayı yoksa o evi almalıyım. E, ya da ben ben almam da hani ben artık alacağım ya sizin dinleyeceğim diye isyan edenlere söylüyorum. Eminsen bütün şartlarından ve koşullarından tabii ki e, alabilirsin yeterince hani eminsen. Bunun dışında kiralamak için satın almak için alım satım işleri için çok hızlı gelişmeler yaşayabilirler. Yani enteresan bir şekilde olmayan şeylerin oldu. Mesela hiç satamadıkları bir ev, tam da retro zamanında satılabilir. Buradan güzel bir gelir elde edebilirler. Araba alım satımı da buna dahil. Ama yine de diyorum ya iyi düşünün. Retro'da bir şey alırken iyi düşünün. Genelde geçici oluyor yatırım için olabiliyor. Yatırım Hı. için bir şeyler almak için belki değerlendirilebilir. İyi düşünmek lazım. Bunun dışında annenizle, babanızla, aile büyüklerinizle, evliyseniz eşinizle aynı yuvanın içinde, e e öğrenciyseniz ev arkadaşınızla Böyle ufak tefek sudan sebeplerle kavga ve tartışmalar artmaya başlayabilir. Bunun da lütfen de olun. Oğlaklar bu hafta sonu bir yalanla, bir e, itirafla veya bir bilgiyle azıcık yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Kızabilirsiniz bazı şeylere. Bu anlamda lütfen dikkatli olun diye söylemek istiyorum. Yakın çevrenizde ve ailenizde anlaşmakta azıcık zorlanabileceğiniz bir süreç. Peki avantajınız ne? Mesela ailenizle alakalı, evinizle alakalı yapmak istediğiniz bir tadilat, bir tamirat, bir elden geçirme varsa bu süreçte yapabilirsiniz. Eşinize ya da ailenize itiraf etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz, e, içinizi sıkan, daraltan bir şey varsa bundan bahsedebilirsiniz. Mutlu değilseniz, huzurlu değilseniz bunu itiraf edebilirsiniz. Ben hiç mutlu değilim bu şekilde. Ben şöyle olmasını arzu ederdim. Eşinizle konuşabilirsiniz mesela. Ben böyle hiç mutlu değilim. Başka türlü bir şey isterdim demenin tam zamanı aslında. İçinize dökebilirsiniz ama bunu yaparken dediğim gibi önünün sonunu düşünerek yapmanızda fayda var. E, çabuk kızan tahammülsüz taraf siz olmayın. İki düşünün bir söyleyin. Bazı gizemler ve sırlar açığa çıkabilir. Bunların karşısında olgunluk göstermeniz gerekebilir. Yani kendinizi anladığınız kadar karşı tarafı da anlayın. Karşı tarafın hassasiyetlerini de anlayın. Bu şekilde demokratik bir ortamda konuşursanız ailenizle de eşinizle de bütün problemlerinizi çözebilirsiniz. Bununla beraber aşk hayatınızla ilgili de son derece verimli bir süreç desteklendiğiniz bir süreç evlilikle ciddi ilişkilerle ilgili şansınızın çok açık olduğu bir süreç. Bu süreçte bir ilişkinin içinde olan değerinizi daha net göreceksiniz. Ne kadar değerli olduğunuzu daha net göreceksiniz. Zaten değerli olmadığınızı düşünüyorsanız da takdir sizin ama gerçek değerinizi bir ilişkide, bir ailede, bir evde gerçek değerinizi göreceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Ya malikel mülk tabii ki. Böyle zamanlarda mesela böyle evle alakalı açılar aldığımızda, aileyle alakalı açılar aldığımızda bu isim bizim ev, aile problemlerini daha rahat çözmemize ve mal, mülk edinme anlamında da şansımızın açılmasına vesile olur. Evet, kovalar ve yükselen kovalar. Zaten hep ışıldayan ve herkese yön veren fikirleriniz var ama bu hafta özellikle hızlı ve parlak fikirleriniz hızla evrene yayılacakmış. Bu ne demek? Ne demek? Çok iyi düşünün. Planlarınız Beklentileriniz çok hızlı bir şekilde hayata geçebilir. Mesela aylardır iş arıyorsunuz, aylardır bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, olmuyor. Birilerine bir derdinizi anlatmak istiyorsunuz, olmuyor. Haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Şimdi bunların hızlı bir şekilde çözüldüğü bir süreç olacak. Bu arada lütfen konuşmanıza dikkat edin, düşüncelerinize. Bunu Oğlaklara çok sık söyledim. Şimdi sıra Kovalar'a geldi. Düşüncelerinize ve konuşmalarınıza çok dikkat edin çünkü sizin iletişim alanınızda, kardeş, yakın çevre, akraba ve iletişim alanınızda yaşanacak Merkür retrosu. Dolayısıyla konuşmalarınıza, düşüncelerinize çok dikkat edin. Benim tavsiyem sabah akşam arabayla giderken, ev işe giderken, okula giderken ya da sabah uyandığınız rutininiz kahvenizi içiyorsunuz, gerçi şu an Ramazandayız ya da ne bileyim sabah ilk ne yapıyorsanız artık o esnada zikirlerinizi tekrar edin. Kendinizle ilgili olumlu düşünceleriniz varsa tekrar edin. Oturun düşünün ben daha iyi ne yapabilirim diye. Çünkü parlak fikirlerinizin ve hızlı düşüncelerinizin size çok hızlı bir şekilde geri döndüğü bir süreçte olabilirsiniz. Siz de arabanızın bakımını elektroniklerinizle alakalı konuları ihmal etmeyin, bunları ekstra değerlendirin. Elektrik ve elektro, elektroniklerle ilgili en çok sorun yaşayacak burçlardan birisi de kova burcu olacak bu süreçte. Lütfen elektrik, elektronik, motorlu cihazlarla ilgili bu süreçte ev içi e, eşyalarla ilgili de dikkatli olun. Siz de yakın çevrenizde bir dedikodu veya bir gizlenmiş bir şeyin e, duyulduğuna şahit olabilirsiniz. Siz de bir şeyleri açığa çıkarabilirsiniz. Tahmin edip, söyleyip, Aa, ben bunu düşünüyorum ama emin değilim dediğiniz şeylerin. Üstüne giderseniz gerçekleri görme olasılığınız çok daha fazla yüksek. Peki aşk hayatlarıyla ilgili nasıllar? Artık aşkta da işte de her bakımdan daha iyisiniz. Çünkü Mars'ın o Plüton'la kavuşumu, Şubat, Ocak o kadar zordu ki kovalar için. Hatta aralığı da dahil ediyorum. Yani son 3 ayları Allah'ım yeter diyerek geçti. Şu an o süreç geride kaldı. Artık birilerine laf anlatmak için kendinizi neden heder etmemeniz gerektiğini herhalde öğrenmişsinizdir. Hı hı. Çünkü önceliği kendinize vermeniz gerekiyor. Sizi yanlış anlayan insanlarla değil de sizi gerçekten anlayanlarla zamanınızı geçirmeniz gerektiğini öğrendiniz. Özel hayatınızda, aşk ilişkilerinizde, duygusal konularda veya arkadaşlık ilişkilerinizde her bakımdan şans sizin tarafınıza geçti. O yorgunluk geride kaldı. Fakat siz de bu hafta sonu bir arkadaşınızla çok büyük atışabilirsiniz. Dikkat edin. Oo. Sosyal çevrenizde kavgalar patlayabilir. Özellikle kritik konuları bu hafta sonu denk getirmemenizi tavsiye ediyorum. Siz sevgili Kovalar'a arkadaşlarınızla problemler olabilir. Zira kendini iletişim konularında iyice geliştir, eğitimler al, bilgi edin, yaz, çiz, bir şeyleri gözden geçir, planlarını hayata geçirmek için daha istekli ve hevesli ol. En azından bu planları bir yere not etmeni tavsiye ediyorum. Ya Hafiz, ya Rahman, onlara da tavsiyem. Bu arada özel hayatınızda dediğim gibi o gergin hava daldı. Bu konuda daha şanslısınız ama maddi konularda da birazcık dikkat etmelerini tavsiye edeceğim, özellikle hafta sonu. Evet. Retro ile ilgili sevgili seyirciler biliyorsunuz retro çok önemli. Hayatımızda birçok şey bitip yeni şeyler başlıyor, yeni şeyler gelebiliyor, eskiler dönebiliyor. Retro ile ilgili en çok hangi burçlar etkilenecek birazdan konuşacağız ama balıkları da tamamlayalım sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Evet. Ah canlarım benim. Hı. Ah. Şimdi. Şu tam olarak balıkların hayatında tezahür ediyor. Bir insan bazen başkasına bir söz verir. bunu tutmaması çok kötüdür. Ama son tahlide insanı en pişman eden kendisine verdiği sözleri tutmamasıdır. Hı hı. Eğer siz kendinize kızdığınız bir konunun etrafında defaten dönüyorsanız... ...bir hatanın etrafında defaten dönüyorsanız oturup şunu düşünmeniz lazım. Ben neden e, bu konuyu tekrar tekrar kendime yaşatıyorum? veya niye bu acıyı tekrar tekrar kendime yaşatıyorum? Bu bir psikolojik problemde olabilir, bir ilişki sorunu da olabilir, bir bağımlılık da olabilir. Kendinize verdiğiniz sözleri tutmanız çok önemli. Eğer ki ben atıyorum Allah muhafaza bağımlılığınız var. Ben bunu bırakacağım bu bağımlılığı deyip tekrar başlıyorsanız oturun bir düşünün. Veya ihanet ediyorsunuz birine, yalan söylüyorsunuz, yapmayacağım diyorsunuz tekrar yapıyorsunuz. Ya da kendinizle ilgili yapmayacağım diyorsunuz tekrar yapıyorsunuz. Bu dönem bunun zararını misliyle çekebilirsiniz. Sizi bu ara çok ikaz edeceğim. Öfkenizi kontrol edin. İnsanlara olan davranışlarınızda kontrollü olun. Kendinize olan davranışlarınızda kontrollü olun. Çünkü hayatınızda ertelediğiniz birçok şeyle, üstünü kapattığınız, örttüğünüz, görmezden geldiğiniz birçok şeyle bir anda yüzleşmeye başlayabilirsiniz sevgili balıklar. Bana lütfen kızmayın. Venüs Balık da muazzam bir şey size güzellik, ışıltı, parlaklık destek getiriyor ama Mars da size birazcık kriz çözme zorunluluğu getiriyor. İşte ne bileyim ufak tefek operasyonlar Kavgalar, biraz sinir nöbetleri, olabilir vücudunuzda hararet seviyesi yükselir. Mars zamanlarında daha çok su tüketin ve toprakta mutlaka vakit geçirin. Bu ara en çok topraklanması gereken, su içmesi, su tüketmesi. Mesela iftardasınız, öncelikle suya ağırlık vermeye çalışın. Çok yiyerek kendinizi şişirmeyin, katılaştırmayın vücudunuzu ve mutlaka toprakta yürüyün. Çok önemli sizin için. Çünkü o ateş ve alev sizi öfke nöbetlerine, stresli durumlara ee, ...maalesef taşıyabilir. Bu arada alerjik reaksiyonlarla ilgili de balıkları uyarmak istiyorum. Ayak problemleri, alerji problemleri artabilir hayatlarında. Peki avantajları ne? Spora başlayabilirler. Çok rahat kilo verebilirler. Kaçan para fırsatları, alamadıkları paralar onlara çok hızlı bir şekilde geri gelmeye başlayabilir. Çok güzel bir gelir kapısıyla karşılaşabilirler. Bu Nisan'da, inanın bana şöyle, aklı başında zeki fırsat kollayan balıklar müthiş para kazanacaklar. Aynı güzel. Evet, güneş tutulması da çünkü burada. Çok güzel bir para kazanma kapısı, çok güzel bir gelir elde etme gelir elde etme kapısı. Sorumluluk almak, mesela tayin, atama, yeni bir işe başlamak, işte mesleğe başlamak, emekli olup başka bir işe geçmek. Bunlar konusunda çok şanslı gözüküyorsunuz. Maddi kısmetiniz çok açık. Özgüveniniz de giderek yükselecek ama kendinizi boş şeylerle sinirlendirmeyin diye söylemek istiyorum. Bu arada o gizli düşmanlıklar, dedikodular, arkadan dönen oyunlar artık önünüze gelmeye başlıyor. Çözmeniz gerekiyor. Hı, hı ertelediğiniz konular önünüze gelmeye başlıyor çözmeniz gerekiyor. Kendinizi sakın yormayın. Ağır işler yapmayın. Kötü enerjili insanlarla da pek haşır neşir olmamanızda fayda var bu ara. Bu ara size iyi gelen şeyleri yapın. Size iyi gelen şeyleri yapın. Nuru takip edin. Ona iyi gelense de iyi gelsin. <laughs> Vallahi bak hakikaten. Paylaşıyorum Böyle, beni. Bana yani, iyi gelense de iyi gelsin. Huzursuzsan bir boğaya bak. Huzur Balıklarla ilgili bir bitti mi? Balıklarla, bitti. Mi? Balıklarla bitti. ilgili bitti mi? Bitti. Esma'sını da alalım. Ya Rezzak Hı. Ya Fettah. Evet. Evet. Canım benim ya Nura Nura <laughs> Nura bak diyor. Bak <laughs> e, biliyor benim samimiyetimi. <laughs> e, Şu anda senden bir şey isteyebilir Tabii ki. Bir şey soracağım. Eğitimde en başarılı e, e, burçlar hangi burçlar? Kesinlikle başaklar, Hı -hı. kovalar, ikizler. i̇kizler canı isterse müthiş başarılı. Peki böyle hani salan yani ite kaka e, hani, yürüttüğümüz aman bu çocuk da okumuyor dediğimiz hangi burç? Belli olmaz da ruh, ruhsal haline Hı. göre Dersleri şekil alanlar, balıklar, yengeçler daha böyle ruhsal olarak iyi hissetmezse derslerinde de başarısız olur. Bir de tabii ki Merkür Retrosu'nda ya da Merkür'ün Durağan zamanında doğanlar tekrar gerektirebilir. Çocuğunuz Merkür Retrosu'na doğduysa onun eğitimine ayrıca özen göstermeniz evet. gerekiyor. Aslında bu biraz Merkür Burcu'muzla ilgili Nur. Evet.